Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuz nedir? Bu bir tripod. Bugün yeni bir tripod aldık arkadaşlar. Ayrıca daha rahat yemek videoları çekecek bundan sonra. Onun açılımını yapacağız. Bu arada arkada vantilatörümüz aldığımız en güzel ürünlerden biriymiş. Kanalımızda videosu var. Şuraya bir yerlere eklemeye çalışacağım eğer unutmazsam videoyu yüklerken. Çok güzel kullanıyoruz bu sıcak günlerde. Hele ki ne sıcaklarıydı? Eyyamı bahur sıcaklarında yanarken çok işimize yaradı gerçekten. Ve de en büyük özelliği bizim için odalar arası taşıyabildik. Ya yatarken yatak odasına, işte otururken salona, oturma odasına vesaire taşıdık. Çok bize da iyi oldu. Bize şey önermişlerdi ya, tavan vantilatörü. Tavan vantilatörü bütün odalara takılsa. Bak bütün odalara takılsa olur ama o da herhalde bayağı mı? Ama burası bizim evimiz olmadı. Evet, şimdi biz kiracı, gariban kiracılar olarak vantilatörle devam. Bu arada ürün çok iyi. Sabahtan akşama kadar açık. Evet, aşağıda linkini de onun da video linkini bırakmaya çalışalım eğer unutmazsan. Şimdi bu videomuz nasıl konusu? Tripod. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Şimdi geçiyoruz. Açıp kurulumunu yapıp ilk denemesini yapalım. Hadi böyle kameraya şey yap. Yaptım ya. O muydu geçiş? Arkadaşlar ürünü 250 liraya aldık. Şu şekilde Aras Kargo ile geldi. Trendyol üzerinden aldık. Paketlemesi bir tık zayıf bence. Ama kırılma falan yok gibi duruyor. Arkadaşlar tabii, paketlemesi bilmiyorum ama ben bunu neden... Aşkım çok kenarda kaldı. Şöyle bu kumandası da var kendinden. Hani dedim eğer bir yerde mesela fotoğraf çekecek birini bulamayız falan ki... Bir kere Bursa'ya gitmiştik, hatırlıyor musun? Birinden sadece yani fotoğraf çekilmek istedik. Yok anladım. ben çekemem dedi. Demiş. Ben çekecek zannettim. Yanında dikiliyorum. Adam bastı gitti sonra. Aynen. O yüzden bunlara maruz kalmamak için. Ya bir de bu ışıklı bu arada. Evet. Üç farklı mı? İki farklı mı ışık seçeneği vardı? Şimdi bakacağız. Oo, önce ışığı çıktı. Wow. Şu ışığı. Boş paketleri kenara alalım. Şu da bacakları herhalde. Ben Trendyol'dan aldım. En uygun orasıydı zaten. Biz zaten alışverişlerin %90'ını Trendyol'dan yapıyoruz. Değil mi? Yapıyoruz. Yani araba parçaları falan N11'de niyeyse daha ucuz oluyor. Yağ falan arabaya. Ama şeyler... O yükseltici galiba. Oo. Eyfel Kulesi gibi bir şey bu. Bu harbiden bayağı. Göklere çıktı. Ay inşallah kafamı da vantilatör. Çok yaklaştı. Şöyle gel biraz. Bu ne? Harbiden bu ne ya? Şimdi boyunuzu kıyaslayalım şöyle. İbocuğum sen kaç santim? Ben 1.85'im de bu 2'ye yakın yani. 1.90 falan herhalde. İşte. Bu kadar büyük tripodla ne çekeceğiz acaba? Ben aldığımı böyle bir ürün seçerim arkadaşlar. Bu çok. Şöyle kısalım biraz. Buna telefon tutacak. Yani şu mu? Bu arada rüzgara aldanmayın arkadaşlar. Çok sıcak. Şu herhalde. Ne ya? İlk defa böyle bir şey gördüm. Çünkü ilk defa böyle bir tripod gördüm. Evet, montaj ustası. Evet. Yine işimizin başındayız. Yok mu be? Kurulum kılıbı. Şöyle bir şeyler yapacağız. Var bakayım. Biz bunu bir deneyelim aşkım. Sen videoyu bir durakla. Tamam. Çünkü kuramayacağımı anladım şu an. Çünkü benim desteğim gerekecek arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, şimdi tespitimizi yaptık. Şimdi ilk başta aynen. Şu kafa kısmı dönüyor tripodla ayarlamak için ama biraz sıkı. Bunu bir yağlamak lazım muhtemelen. Telefonun yönünü istediğimiz gibi ayarlamak için. Motor yağlamıştık ya geçen. Motor ona yağlanır mı? Yağlanır. Zaten tam onun için. Şimdi bu parçada şöyle bir delik var. Şöyle şunu da yaklaştırayım birazcık net gözüksün. Aynen. Şimdi buraya ilk başta bunu takıyoruz. Bu tripodun sağa sola eğrilmesi içinmiş. Yanındaki o ayarlayıcı yer var ya. Şimdi şunu açtığımız zaman mesela tripodla açı yakalamak için şöyle şurayı böyle döndürebiliyoruz. Aynen. Şimdi üstü taktığımızda daha rahat. Bir şık geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Şu an ağlıyor. Yani şunu çıkartmayı unutmuşuz. Şunu da çıkartayım.
tam gözüksün ayrı tespit ederken evet, yaptık. Evet. Şimdi şöyle ayrı geliyor arkadaşlar bu. Zor çünkü yapması. Şimdi şöyle geliyor sıkılı halde. Bunu çıkartıyoruz. Bu telefon sabitleme ama yeri. Ama önce kafa şeyini tamam bunu bir takılıp hazırlayalım. Şu yuvarlağı şuraya basarak tık diye oturuyor. Evet. Sonrasında kapağımızı geri takıp şöyle güzelce sıktık. Tamam. Bakın şöyle açılıyor telefon tutmak için. Sonrasında ışığımızın altında şöyle zaten bir de yeri var bakın. Bunu oturtuyoruz. Şu üste döndürmek suretiyle takıyoruz. Tabii bir yandan kablo dolandığı için kabloyu da çevirmek gerekiyor. Şöyle iyice sıkalım ki telefon 20'a gitmesin. Evet. Bir tur daha döndürdük mü tamam gibi. Evet böyle kaldı. Şimdi ışığımızı koyduk. Evet. Burada renk seçenekleri de var sanırım. Bakalım. Artı, eksi, açma, kapama ve değiştirme gibi duruyor. Ucu flash bellek girişli. O yüzden powerbank'e ihtiyaç duyacağız arkadaşlar burada. Sonrasında da şu vida yeri var. Vidayı da şu ortaya takıyoruz. Bu da telefon tutacağı kısmı. Telefonu tutturmak için. Sonrasında şöyle. 250 liraya sence nasıl? Fena değil gibi. İşte tabii he, şuraya sıkmamız gerekiyor sabit kalması için. Evet. Şurayı da. Bence fena değil ki mesela hanım arkadaşlar bir yemek videosu çekerken bunu rahatlıkla kullanabilir. Bence de çok rahat hani olur. Boyut olarak da çok yüksek olduğu için ya şu durmuyor gibi mi? Yok. Şimdi bunun önce ışık denemesini yapalım mı? Şu powerbank'in şarjı varsa. Var. Bakalım. Fullemiştim onları. Evet ışıkları yandı. Oo. Bunu şöyle yapalım. Işıkları kapatayım. Kapat bakalım. Vay vay direkt vay. Işıkları görelim. Artı eksisi var. Ha, en yüksekteymiş zaten. Işığın tonunu da ayarlayabiliyoruz. Tabi oradan telefon flaşı açık olduğu için net yansımıyor da olabilir. Az daha şöyle uzağa gideyim ben. Daha iyi gözüküyor. Oo. Loş bir ortam da yapıyor. Sarı var, gün ışığı. Bir de beyazı var. Evet, bunu arkadaşlar gece lambası olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ışıkları açayım tekrar. Gayet güzel bence. Denemesini de yapalım mı? Kumandasını da göster aşkım bir. Ya bir de şöyle. Minik kumandası var. Bu fotoğraf çekmek için. Fotoğraf, videoyu çekmek isterseniz. Videoyu başlatmak için. Kamera evet, iOS, Android netli. Diyor. Çok yakın oldu. Tamam aşkım boş ver olmuyor. Ha şu an açık. Benim telefon nerelerde acaba? Nereye koyduysan oradadır. Senin oturduğun yerde olabilir mi? Olsaydı hissederdim. Buradaymış. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle çevireceğiz. Ama bu yansıyacak mı buraya telefon? Ama yanında ayarlama yeri varmış. Nerede? Var da. Sığmayabilir ama. Ama dik çekmeyeceğiz ki. Kırma sakın. Şöyle yaparız o zaman. Dik koyup. Şeyi yan çeviririz. Evet. Ben de öyle düşündüm. Doğru. Adamlar düşünmüştür herhalde arkadaşlar yani. Evet. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Tamam mı bu? Tamam şöyle sen de göster. Şimdi azıcık şu kumandayı test edeceğim. O yüzden şey yaptım. Bakalım şu an ışığı yanıp sönüyor. Şurada bakın. Dur bakayım. iOS, Android diyor. Benimki ne? iOS. Hiçbir şey yapmıyor. Ya belki Bluetooth bağlantısı falan vardır. Dur bakayım. Ver bir. Hayır hiçbir şey ben yok. Ben bakayım.
Dur bir dakika dur ya. Yapamıyorsun. Arkadaş ya bu neymiş ya? Niye yapamıyorum? Hiçbir şey yok ki. Yapamadım çünkü. On off. Demin offmuş çünkü. Ya belki bir bluetooth bağlantısı falan vardır. Neyse bunu deneriz arkadaşlar. Bunu bir deneyelim de aşağıya yazarız olmadı. Olmadı çünkü şu an. Böyle. Dijitsu, ben ve İbo. Üç kişilik ailemiz. Sadece pil var. Diyecektim pili çıktı. Şey bluetooth falan olacağını zannetmiyorum ya bunu. E bir inceleriz ya. Ya olmasa bile 250 TL arkadaşlar. Bence normal ya şu an. Bence bedava. Şöyle göstereyim. Zaten Allahu Ekber dağlarına kadar çıkan bir tripod. Her şeyi çekersiniz bununla. Bence güzel. Ben şöyle bir daha şeyi göstereyim mi? Göster hadi. Yüksekliğini. Yüksekliğini net göster, sonra da... Net bir fikir olsun. Önce şurada. Bu arada ayaklarında da destek var. Fena değil yani. Her yerde durur mu? Şimdi açtık. Şunu bir çıkartalım ki poket şey yetişmiyor. Evet böyle de çıkıyor. Çünkü bu en yüksekteymiş. Şuraya atacağız diye. Bence gayet kullanışlı, üründe çok dandik değil yani malzemesi. E çünkü ben aldım arkadaşlar. Bayağı tavana kadar çıkıyor ya. Uzay araştırmaları. Aynen. Kullanılabilir. Çok iyi bu arada ya. Böyle. İnşallah daha güzel içerikler çekeriz sizin İnşallah için. Bununla güzel videolar çekeceğimizi düşünüyorum ya. O zaman hoşça kal. Bayağı hoşuma gitti ya. Güzel ürün. Fiyat performans olarak güzel. Kullandıkça yorumları da tabii ki göreceğiz. Vantilatörde gördüğümüz gibi. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın. Hoşça kalın. Kapatamadım.